bir taraftan da şeyi de soralım. Kerem'in son durumunu da bir sorduk. Eğer resmi imzalar atıldıysa onu da sevgili seyircilerimizle paylaşalım. Yayına girmeden son yarım saatte bildiğim, öğrendiğim her şeyin tamam olduğu ama imzaların atılmadığıydı. 11 milyon euro civarında bir rakam bonservis bedeli Kerem Aktürkoğlu'nun. Galatasaray 11 milyon euro civarında bir rakama Kerem Aktürkoğlu'nu satacak. Sonradan satışa eklenecek maddeler var. Kerem Aktürkoğlu kendi şartlarını kendisi hallediyor. Orada sağlık muayeneleri falan, artık buradan bu transferin dönmesini beklemiyoruz. Ek yapabilir miyim buna? Tabii ki. Rakamlara. İlk teklifi 10 milyon euro olarak yapıyorlar. Galatasaray galiba Ruslardan gelen teklif 12,5 milyon. 13. 13 mü? 12 artı bonus. Spartak Moskova'dan 3. O rakamın altına vermeyiz diye diretiyorlar. Bu HMS'de 415 değilmiş bu arada abi. Tamam, içeriden de bakacaklar zaten, evet. O rakama gelene kadar bırakmayız diyorlar. Bu şekilde 12 milyona kadar çekiyorlar bildiğim rakamı. 12 milyon euro civarında biliyor. 12-12,5 olarak biliyorum. Bir de %10 bir sonraki transferden pay alıyorlar. Bir sonraki satıştan da pay. Yani şöyle, şimdi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şunu söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu transferi kendi istediği bir transfer. Şimdi Galatasaray taraftarında şöyle bir yanlış algı oluştu. Sanki Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gitsin diye mobbing uygulandı şeklinde. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılsın diye kimse mobbing uygulamadı. Tam tersini Kerem yaptı bence. Gitmek için mobbing yaptı. Yani bunu net söyleyeyim. Tam tersini o yaptı mı iyi bilmiyorum. O baronun bilgisi vardır muhtemelen o konuyla ilgili. Geçen sezon şampiyon olunduğu gün Konya deplasmanında yaktığı ateşi, ben gidiyorum ateşini, bugün söndürdü Kerem Aktürkoğlu. Yani Kerem kendisi gitmek istedi ve kendisi gitti. Bundan sonra yolu açık olsun. Galatasaray taraftarında bir karşılığı var. Orada inşallah çok başarılı olur. Abi çok kağıt bir kere gitti ya. Yumuşak geçiyorsun. Hoca yok. Şu anda evet. Hocasız. Son... Yani neye göre mesela Rui Costa aldı herhalde. Onun transferi diye düşünüyorum ben. Yani ya Kerem şöyle bir oyuncu çünkü bence. Kerem yedek kaldığı zaman onu kabullenip onunla yaşayabilen bir oyuncu değil benim gördüğüm. Kerem 11 oyuncusu. Yani oraya gelecek hoca Kerem'i tercih edecek mi? Tanıyor mu? Kerem oraya nasıl adapte olacak bilmiyorum. Yabancı dili vesairesi var mı? Çünkü Portekiz biliyorsun. Yani ben de bizim Benfica yarı finale gitmiştim. Çok İngilizce de bilen yok Portekiz'de. Yok, yani daha çok İspanyolca falan konuşuluyor. Yani kolay bir yer değil yaşantı olarak. İnşallah çok başarılı olur. Orkun benim için Edirne'ye geçtikten sonra herkes çok iyi zaten. Orkun olduğu için orada. Orkun yardımcı olacaktır. Evet, Orkun Kökçü yani o konuda ona o da mesela hocadan verecekti. O da hocadan şikayetçiydi. Mesela Orkun Orkun da şikayetçidir Roger Schmidt'ten. Tabii oranın yeni hocası inşallah onları oynatacak bir hoca olur. Abi takım içinden aldığım bir bilgiyi söyleyeyim. Takım içinden bir idareci bana anlattı. Şimdi Zaha çevresine en negatif enerji veren adammış. Yani her yerde öyle. En var. Mutlu olan anlarda bile bir mutsuzluk sebebi buluyormuş. Kerem için de Türk Zaha benzetmesini yapıyorlar. Abi çok belli ya. Yüzünden belli çocuğun. Geçen sene özellikle Barış'ın öne çıktığı, Kerem'in yedek kaldığı 6-7 maçlık periyotta Kerem'i kaybettik diye anlatıyorlar. Bu sene de çok olay çıkarmış. Mesela hiç söylemeyecektim ama şimdi yeri geldiği için söylüyorum. Mesela şey vardı ya, Başakşehir'de bir Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir açılış vardı. Akademi? Senin evet şey yaptın akademinin evet. Açılışında. Dursun abi geldi mi oraya? Gelmedi hayır. Gelmeme sebebi ne biliyor musun? Kerem büyük şey yaptı, sıkıntı yarattı. Onu mazeret göstererek gelemeyeceğim. O gün ama Spartak Moskova transferiyle ilgili ama hep bir Kerem'le alakalı bir şey var be. Bunların çoğu ama Spartak Moskova transfer şimdi sen de uşak geçtin ya şimdi. Ligin açılış maçı oynayacak. Bu arada ben Kerem adına çok sevindim. Yani Spartak Moskova'dansa Benfica çok çok daha iyi. Onun yani kariyer açısından daha inşallah yani daha iyi olur. Ama evet, ben şunu da söylemem daha de lazım. Daha genç bir de üstelik yani. Şunu da söylemek de lazım bence. Şimdi Galatasaray tam söylemesi gereken şeyleri söyleyemedi. Hep pazarlık masasındalardı. Değerini düşürmek de istemediler. Aslında kadro dışı bırakmak da istediler. Çok da net biliyorum bunu. İstedik. Kadro dışı bırakılıyordu bu şey, zaten. Süper Kupa maçından sonraki Halil'in çıkardığı haber vardı ya o Beşiktaş maçından oradan sonra kadro dışı bırakıyordu Okan Hoca. Gerçekten evet. Formayla satış alakalı. Olduğu için yani bir yani değerini düşürmemek için böyle bir yaklaşım içinde. Ya çünkü abi kim ne derse desin Kerem Aktürkoğlu'nun o gün soyunma odasında yaptığı şeyler kabul edilebilir işler değildi. Galatasaray'da bunu kabul etmedi. Okan Hoca da kabul etmedi. Yönetim de kabul etmedi.